Şimdi Acar Hocam, sizde biraz kalmak istiyorum. Böyle biraz uzun uzadıya. En az vakanın görüldüğü yılın ilk yarısına bakıldığında, hatta bizler yaptığımız yayınlarda işte Şırnak'a bağlanmıştık, ilk dönem Diyarbakır'a bağlanmıştık, muhabir arkadaşlarımız oradan yayınlar yaptı, Mardin'den keza yılın ilk yarısında. Yani Güneydoğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yani vaka sayısı Türkiye geneline bakıldığında çok az görünen iller vardı. Hatta bravo demiştik, alkışlamıştık. Gerçekten orada bu iş nasıl yapılıyor, işte kuralı, düzeni. Ama Kurban Bayramı'ndan sonra haritada renk değişti, o denge değişti. Vakaların en fazla arttığı yerler oldu. Bu da malum, o toplumsal yapı, sosyolojik doku, o kültür, işte bayramlar dedik. Şimdi daha önce risk haritasında mavi renkte olan yerlerin çoğu da kırmızıya bir taraftan döndü. Psikolojik olarak da yorulduk. Böyle bir bırakma, bir gevşeme hali de var galiba. Yani hepimizin üstüne. Ne dersiniz? Buyurun efendim. Şimdi Ve tabloyla ben birlikte elbette. programı bu ana kadar dinlerken bir ara yani hani bir jilet alıp kesmeye mi başlasam diye düşündüm. Böyle bir umutsuzluk, çaresizlik havası seziyorum. Bir kere Cihat Hocam'ın söylediği gibi bu toplumun matematikle arası hoş değil. Hoş değil. Matematikle arasının hoş olmadığı böyle bir öngörü, bir tahmin, bir genelleme değil. Çünkü işte üniversite giriş sınavında matematik sorularının yapılma oranı yazı turay atma oranından daha düşük. Yani gelişi üzere bütünüyle fizyolojik, biyolojik bir sorunla karşı karşıyayız. Ama bu işin çözümü davranışsal ve psikolojik. Yani davranışsal. Yani davranışlarımızı kontrol ederek burada önemli değişkenlerden birini kontrol etmiş olabiliriz. Ama bütün bu süreç içinde bu programlara davranışların kontrolü açısından verilen yer deryada zerre. Yani 100 saatin yapıldıysa 1 saati bunun davranışları kontrol etmeye ayrılmamıştır. Aşı, virüs, bulaşma oranlar bunlar konuşuldu. Ve konuşulmaya devam ediyor. Bir kere şunu kabul etmemiz lazım. Aşı olmayı reddeden insanlar gerizekalı, kafa çalışmayan, eğitimsiz insanlar olarak tanınarsak en büyük yanlış yaparız. Olur mu öyle şey? Şu anlattıklarımızı anlayamayan insan olarak düşünürsek ki biraz evvel Mustafa Hocam nasıl hemen özetledi yani mesele engellemesi hastalık değil. Sonun hastaneye yatmak ve bunun ölümle sonuçlanması ve hastalığın ağır geçmesi. Mehmet Ceyhan Hoca zaten gece gündüz bunu anlatıyor. Sürekli. Ha. Şimdi demek ki insanların bunu anlayaması zeka ile ilgili bir problem değil. Ne ile ilgili? Biz eğer bir kere bunu da iki gruba ayırmamız lazım. Tamam. Bir aşı karşıtları, ikincisi de aşı mütereddikleri, aşı konusunda tereddüde olanlar, ikna olmayanlar. Biz aşı karşıtlarına bir şey yapamayız. Yani partiler de hedef kitlelerini seçerken mesela karşı rakip partinin çekirdek seçmenine seslenmezler. O çekirdek seçmen ne yaparsa, ne yaparsan yap oraya geçmeyecektir çünkü. Kemik seçmen. Yani hani teknik adı çekirdek. Tabii. Veya işte halk arasında kemik seçmen denilen. Şimdi aşı karşıtlarının çekirdeğinde olanlara başka şekilde düşünmek lazım. Ama toplumun önemli bir bölümü aşı konusunda tereddüdü var. Kararsız, kaygılı. Evet, kararsız, kaygılı. Bunun arkasındaki sebeplerden biri bilimsel düşünceye nispeten uzak olması. Ne gibi? Sebebi olmakla birlikte olmayı birbirine karıştırıyor insanlar büyük çoğunlukla. Yani basit ve banal bir örnek verecek olursam, eğer bir şeyi izliyorsa ha bu onun sebebi zannediliyor. Yani banal örnek ne? Yağmur yağıyorsa şemsiyemizi açıyoruz. O zaman demek ki yağmurla şemsiye arasında bir ilişki var ama sebep ilişkisi değil. Birlikte olma ilişkisi var. Burada da böyle. Yani insanlar bu birlikte olmayla sebebi olmayı birbirinden ayıramıyorlar. Bu çok bir kere, güzel açıkladınız hocam. Bu önemli ya, bir noktadır. Evet. Bu önemli noktadır. Çünkü Türk toplumu bu bilimsel bir düşünce sistematiğine yatkın değil. Yani burası doğru. Çünkü bugün üniversiteye giriş sınavında en yüksek puanı alan insanlar normal koşullarda zekanın fonksiyonlarının biri olan, hafızası güçlü olanlar ve çalışma disiplini olan çocuklar.
Halbuki bir IB programından geçiyorsa, bir abitur programından geçiyorsa, o zaman verilmiş olanlarla verilmemiş olanı bulmak ve aramak arasındaki ilişkiyi kurmaya başlıyor. Onu da yapan çok az okul var. O sebeple bir kere yani bizim böyle bir sebebi olmakla birlikte olmayı yönetemeyen bir grup, büyük bir grup. Ha, buradan çıkacak sonuç ne? En büyük yanlış gece gündüz bu önerileri tekrarlamaktır. Çünkü bilgi davranışı değişmez. Nokta. Ne yapılsın o zaman? Ha, bilgi davranışı değiştirecek olsa gene benim çok verdiğim banal bir örnek. Dünyada sigara içen bir tane insan bulamazsınız. Hmm. Çünkü herkes sigaranın ne olduğunu biliyor. Artık üzerine öldürür diye de yazdılar. Akciğer resimlerini koydular. Resimler. Demek ki bilgi sigarayı yani bilgi davranışı değiştirmez. Ve yenemiyor da. Ha, yani o bilginin davranışı değiştirmesi için sorun sigarayı bırakan insanlara sağlığım için deseler de birkaç sorudan sonra ortaya çıkar ki ya hayatlarındaki önemli bir kişi için, çoğunlukla da çocukları için bırakmışlardır. Yani bilginin davranışı değiştirmesi için mutlaka duyguyla köprülenmesi gerekir. Duyguyla köprülemediğimiz bir yerde insanların sadece bilgi verdik ve o bilgiyi de çok tekrar ettik diye değiştirmelerini bekleyin. Şimdi çünkü ben Acar Hocam'ın bu kadar güzel konuşuyor aslında gerçekten öyle. Yani akıllara hitap ediyor, beyne hitap ediyor ama bir taraftan da akılsız duyguların cezasını da kararlar çeker demiş. Akıllı insanlar neden yanlış kararlar verir? Aşı karşıtları, bunlar akıllı insanlar yani bunlar zeki insanlar aşı karşıtları. Ama bir grup var, onlar işte siyasi partilerin o tabanındaki gibi yani kemik seçmen denilen ama o kadar çok kararsız, kaygısız kişiler var ki onlara da her gün aşı yapmanız gerekir deseniz çok da o anlamda o davranış değiştiremezsiniz, etkisi yok. Tam tersine. Yani mesela sigara içen tersine insanlar var diyor ama sigara paketlerinin üzerinde ama artık Türkiye'deki, evet. Hülya Hanım, Türkiye'deki İlginç. Durum öyle değil. Bizim araştırmalar öyle göstermiyor. O zaman size geleceğim ama Acar Hocam tamamlasın, Mehmet Hocam size geleceğim. Şimdi, merak ettim çünkü Türkiye'deki durum ne, biz de karşı karşıyayız o zaman. Zamanında karar verme ve birlikte kolektif eylemi koordine etmeye halk sağlığı önerileri ve güvenli aşı yeterli değil. Hı hı. Ve bizim şu an karşı karşıya olduğumuz sorun aslında gelecekte karşılaşacağımız sorunlardan sadece bir tanesi. Bakın 2012 yılından beri bütün Davos raporlarında kontrol edilemeyen bir grip pandemisi yer alıyor. 2012'den beri bakın açık kaynak bu. Bütün Davos raporlarında var. Ve bütün Davos raporlarında olan bir şey daha söyleyeyim. Yani evet. İklim değişikliği var, orman yangınları var, sel felaketleri evet. var. İşte etnik çatışmalar, göçler, bunun sebep olacağı güçler falan. Ama bir tanesini daha söyleyeyim. Hı. Siber saldırı. Şimdi bakın 1,5 senedir hayatlarımız ne halde? Aslında konuşuluyor da. Ha, şimdi bir siber saldırı ama iyi kötü devam ediyoruz. Hı. Ama düşünsenize ki bir siber saldırı olmuş olsaydı ve 3 ay insan hiç haberleşemeseydi, lojistik falan her şey dursaydı, getirirler götürürler yok, hiçbir yerden mal gelmiyor, ha ne olurdu? Dolayısıyla bir banka sadece 3 gün sistemi çalıştıramadı, kıyamet koptu. Ha. Şimdi dolayısıyla ne oluyor bizim yani önümüzde, tabii. bizim önümüzde kolektif eylemi koordine etmemiz gereken çok ciddi durumlar var. Bu sadece bir tanesiydi. Bundan sonra daha sık karşılaşacağız. Ben bundan bir sene evvel programlara katıldığım zaman, hatta 14 ay evvel, eşim halk sağlığı alanının uzmanı olduğu için, davranış uzmanı olduğu için davranış bilimleri ondan biliyorum. Bu iş böyle gitmeyecek, çok daha kötü olacak. Yani dikkatli olalım dediğim zaman, aman hocam, kötümser olmayalım diyorlar. Şimdi yani kötüser olmak başka, gerçekçi olmak başka. En Tabii. kötü şey iyimser olmak. En kötüsü iyimser olmak. Çünkü iyimserler de zaten daha kısa yaşıyorlar. Yani zannedilenin aksine. Ay hocam. Daha mutlu yaşıyorlar ama daha kısa yaşıyorlar. O zaman biz yani çözüm olarak ne öneriyorum? Bir kere birincisi insanların mütereddit olanların, tereddütte olanlara yönelebileceğimiz, seslenebileceğimiz mutlaka duygusal ton ağır bir yayın yapmamız lazım.